Haber stüdyolarından herkese merhaba. Ben Mukaddes Oduncular. E-ticaret ve ihracat haberlerinden derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Ekosistemde çok önemli gelişmeler oluyor. Peki bu gelişmeler neler? E-ticaret devi Amazon kripto para birimi Avax ile işbirliği yapıyor. Böylece Amazon blok zinciri sistemindeki hizmetlerini geliştirecek. Hindistan aralarında Amazon'un da bulunduğu global pazar yerlerine oyuncaklarda kalite uyarısı yaptı. TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance 2022 yılında e-ticaret hacmini %76 oranında arttırdı. Payoneer'in yöneticilerinden Yaven 2023 yılında e-ticarette rekabeti ödeme sistemlerinin belirleyeceğini söyledi. Çinli Alibaba Türkiye'deki varlığını sürdürüyor. Şirket Türkiye'de lojistik üs kuruyor, yatırım tutarı 1 milyar doları aşacak. Türkiye'de e-ticaret hacmi son 10 yıldaki artış trendini 2022'de de sürdürdü. Resmi bir açıklama olmasa da sektör uzmanları 2022 e-ticaret hacminin 700 milyar liraya ulaşacağını öngörüyor. WorldApp e-ticaret odaklı finans şirketi kurdu. Investify ile ekosistemin ihtiyaçlarına mali ve finansal çözümler sunacak. Haberlerimizin ana başlıkları bunlar. Hep birlikte detaylara bakalım. E-ticaret devi Amazon, Avax kripto para birimiyle işbirliği yapıyor. İşbirliği kapsamında Amazon'un bulut bilişim platformu Amazon Web Services'ın blok zinciri teknolojisiyle işletmelere, kurumlara ve hükümetlere çeşitli hizmetler sunulması hedefleniyor. İşbirliğinin odağında Türkiye'de de büyük talep gören kripto para birimlerinden olan Avax'ın geliştiricisi Ava Labs olacak. Ava Labs kurucusu ve CEO'su Emin Günsürer, Amazon Web Services ile yasal yetki alanında notlar oluşturabileceklerini, bunun kurumsal geliştiriler için büyük bir nimet olduğunu söyledi. Hindistan'da global pazar yerlerine kalite uyarısı. Hindistan hükümeti bünyesindeki Merkezi Tüketici Koruma Kurumu, global e-ticaret pazar yerleri Amazon, Flipkart ve Snapdeal'a oyuncaklarda kalite uyarısı yaptı. Ülkede 2021 yılında e-ticaret aracılığı ile satılan oyuncakların Hindistan Standartları Bürosu'nun işaretini taşıması zorunlu hale getirilmişti. Son bir ay içinde pazar yerlerine satılan yaklaşık 19 bin oyuncağın BIS işareti taşımadığı tespit edildi. Hindistan hükümeti e-ticaret devlerine standartize edilmemiş oyuncakların satışı konusunda yaptırım uyarısı yaptı. ByteDance e-ticaret hacmini arttırdı. TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance e-ticarette önemli mesafeler kaydediyor. Buna göre 2022 yılında online tüketiciler ByteDance'in Douyin adlı video uygulamasında 208 milyar dolarlık alışveriş yaptı. Bu rakam ByteDance'in 2021'deki online satışlarına göre %76 artış anlamına geliyor. Öte yandan Güneydoğu Asya'da TikTok'ta alışveriş yapanların harcamalarının 4 kattan fazla artarak 4.4 milyar dolara ulaştığı açıklandı. 2023'te e-ticaretteki rekabeti ödemeler belirleyecek. Pandemi ve küresel ekonomik krizin etkilerinin yol açtığı belirsizlik perdesinin ortadan kalktığı bir yıl olacağı öngörülen 2023'te küresel e-ticarette hacmin ve rekabetin büyüyeceği tahmin ediliyor. Peki rekabet nerede yoğunlaşacak? Global online ödeme sistemi Payoneer'ın Amerikan Başkan Yardımcısı Yaven, katıldığı bir televizyon programında online tüketicilerin mali durumunun online satıcıları zorladığını belirtiyor. Yeni stratejiler ve yeni ortaklıklar bulmak gerektiğini kaydeden Ben'e göre, 2023 yılında online tüketiciler alışveriş konusunda daha bilinçli olacak. Payoneer yöneticisi, e-ticaret pazar yerlerinin geleneksel perakendecilerin rekabetiyle karşı karşıya kalacağını, pazar yerlerin daha düşük maliyetli ve rekabetçi kalmak için çeşitli anlaşmalara yöneleceklerini öngörüyor. Ayrıca e-ticarette rekabeti ödeme sistemlerinin belirleyeceğini kaydediyor. Alibaba Türkiye'de 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Çinli e-ticaret devi Alibaba Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor. Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, İstanbul Havalimanı'nda lojistik üs, Ankara'da veri merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı. Evans, Türkiye'nin üretim kapasitesi ve coğrafi konumunun yatırım kararı almalarındaki temel sebepler olduğunu belirtti. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarını Türkiye'deki lojistik üs üzerinden domine edecek. Alibaba'nın kısa ve orta vadeli yatırımlarının hacmi 1 milyar doları aşacak.
2022'de e-ticaret hacmi 700 milyar liraya ulaşacak. Türkiye'de e-ticarette son 10 yıllık artış trendi 2022 yılında da devam etti. Sektör uzmanları 2022'de e-ticaret hacminde dikkat çeken bir artış görüleceğini vurguluyor. 2022'nin ilk 6 ayında e-ticaret hacmi 348 milyar lira olmuştu. 2022'nin 3. ve 4. çeyrek rakamları eklendiğinde e-ticaret hacminin 700 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. 2023 yılı sonunda ise e-ticarette %60 büyüme ile 1.2 milyon liralık işlem hacmi hedefleniyor. WorldEF e-ticaret odaklı finans şirketi kurdu. E-ticaret ve ihracat platformu WorldEF ekosistemin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede WorldEF'in iştiraki olan finansal danışmanlık şirketi Investify faaliyetlerine başladı. E-ticaret ve ihracat sektörüne odaklanan Investify, mali müşavirlik ve finansal danışmanlık hizmetleri sunuyor. E-ticaret ve ihracatta finansmana erişimi kolaylaştırıyor. E-ticaret şirketlerinin borsaya kote edilmesi ve kitle fonlamaya açılması gibi süreçlerde aktif rol alıyor. WorldEF Haber Bültenimiz şimdilik bu kadar. E-ticaret ve ihracat ekosistemindeki gelişmeleri sizin için takip etmeye devam edeceğiz. Yeni bültenlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.